Herkese merhabalar. Bu hafta plazma hoparlör yapıyoruz. Plazma hoparlör yüksek gerilimi ark yaptırırken müziğimizi arkın içinde dinlemek istiyorum. Şimdi yapılacak işlem ilk önce doğru MOSFET'leri seçmek. Burada iki tane transistör kullanıyorum. Transistörlerin özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Cihazımızın çalışma voltajı 7.2 volt olacak. 7-8 volt aralığında çalışacak. Neden bu MOSFET'leri seçtim derseniz, bu MOSFET'lerin hem amperleri yüksek, hem iç dirençleri küçük, hem de çalışma voltajları 50-100 volt aralığında olan MOSFET'leri tercih ediyoruz. Çünkü bizim çalışma voltajımız küçük olduğu için çok iyi sürülmesi gerekiyor. 600 voltluk, 1000 voltluk MOSFET'ler kullanırsanız bu voltajlarda çalışmayacaktır. Bir de önemli bir unsur daha var. MOSFET'imizin hızlı tetikleme özelliği olması gerekiyor. Yani fast switch deniliyor. Ben fast switch MOSFET seçiyorum. Küçük voltajda çalıştıkları için çok daha iyi sürülüyorlar ve beklentimizi daha iyi karşılayacak, çok daha yüksek gerilim üretecekler. Hemen devre elemanlarına geçmek istiyorum. Şimdi tanırsınız, daha önce de bu devreyi yapmıştık. Tekrar yapacağız. Bir RHD trafomuz var, yüksek gerilim trafosu. Yaklaşık 30-40 bin volt üretiyor. Renkli televizyonlarda kullanılan bir trafo. Hemen şöyle yaptım. 6 tur şu şekilde sarıp bir uç çıkarttık. 5 tur da olabilir. Aynı yönde devam edip tekrardan 5 ya da 6 tur sarıp ikinci bir uç çıkardık. Yani toplamda 3 tane ucumuz var. Bir tane de ortak ucumuz oluyor şu şekilde. Trafomuzu önceden hazırlıyoruz. Sonra MOSFET ile ilgili kısa bir açıklama daha yapayım. 2 MOSFET kullanıyorduk. Bir tanesi yüksek gerilim trafonun driver'ı, yani sürücüsü olacak. İkinci MOSFET'te müziğimizi sürecek. Müzikle beraber buradaki transistörü sürecek. Yani iki transistörün farklı görevleri ve işlemleri var. Şimdi kullanılacak malzeme trafoyu sürmek için bir MOSFET'imiz ve 220 ohm 1 watt'lık bir direnç kullanacağız. MOSFET'lerin ayağı GDS, yani gate drain source ayağı. İkisi de aynı zaten. MOSFET'ler de aynı. Burada isterseniz IRFZ 48 ya da IRF 3205 de tercih ederseniz, bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Bunlar çok daha pahalı MOSFET'ler. IRFZ 48 ve IRF 3205 fiyatı yaklaşık 5-6 lira civarında, çok daha makul. Bunlar benim elimde çok sayıda vardı. Ben kendim onun için bunları tercih ediyorum ve devreyi yapmaya başlıyoruz. İlk önce yapılacak iş, direncimizi gate ayağına bağladık. Sonrasında trafomuzdan gelen şu ucumuzu direncimizin üstüne bağlıyoruz. Trafonun orta ucumuz bizim giriş besleme ayağı olacak. Orası kalıyor. Öteki ucumuzu da drain'e, yani orta ayağa bağlıyoruz. Onu da lehimleyelim. Şimdi ikinci transistörümüzü buraya adapte edelim ve bağlayalım. Orada kullanılacak malzemelerden biraz bahsedeyim. Bir kondansatör, iki tane dirence ihtiyacımız olacak. Bir tanesi 15K direnç. Bir tane 3.3K direnç. Bunlar yarım watt, 1 watt olursa çok daha iyi olur. Bir tane de 10 mikrofarad. 4.7 de olur, 10 mikrofarad da olur. Sebebini söyleyeceğim. Eğer müzik kaynağımızın ses volümü düşükse 10 mikrofarad kullanalım. Eğer güçlü çalıyorsa 4. ya da 2.2 mikrofarad da kullanabilirsiniz. Yani kaynak güçlüyse kapasiteyi düşürürsünüz. Eğer volüm kısıksa kapasiteyi arttırın, yani 10 mikrofarad kullanın. Çok daha iyi netice alırsınız. MOSFET'iniz çok daha iyi sürülecektir. Önce 15K direncimizi yandaki MOSFET'in gate ile source'una bağlıyorum. Şu şekilde. Lehimliyorum. Devam ediyoruz. Direncimi bağladım. Şimdi ikinci direnci bağlayacağım. İkinci direnç de gate ile drain ayağına, yani orta ayağına bağlanacak. Şu iki araya bağlayacağız. 7.2 volt ya da 8 voltla çalışacak. Daha iyi ark yapmasını istiyorum. Onun için bu voltajı seçtim. Ona göre de dirençler ayarladım. Devam edelim. Alttaki 15K, üstteki 3.3K, şu şekilde bağladım. Devam ediyoruz.
transistörümüz vardı. Ben 10 mikrofarad kullanıyorum. Eksi kısmını gate'ine bağlayacağım. Eliyimledim. Şu ucu boşta. MP3'ten gelecek olan artı girişi burası olacak. Şimdi devam ediyoruz tekrar. Bir telle şuradaki MOSFET'in source ayağını bunun orta ayağına, drain'ine bağlıyorum. Bir kablo vasıtasıyla bunları birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu da tamam. Şimdi hemen hemen hazır sayılır. Walkman'dan gelen canlı ucumuzu kondansatörün ucuna, öbürünü de eksi bağlantımıza. Şimdi eksi voltajı şu ayaktan vereceğiz. Devam edelim. Buraya ben bir kablo bağlayayım. Daha güzel olsun. Son olarak pilimin eksi ayağını MOSFET'imizin şu ucuna bağladım. Pilden gelen eksi ucu. Şimdi pilimiz de burada. Ben lipo pil kullanıyorum. Lipo piller çok hafif, çok yüksek amper çekebileceğiniz piller. Bunları ben eskiden çok dronlarda kullanıyordum. Artık kullanmıyoruz. Ticari olarak drone uçuruyordum. Oradan kalan pilleri. Çok yüksek akımlar çekebiliyorsunuz. 7.2 voltumuz hazır. Şöyle bir ölçüm yapalım. Voltajımızı da görelim. ...7.2, 8 de olabilir. Pili tam doldurduğunuzda 8.4'e kadar çıkacaktır. Şimdi her şey hazır. Sadece Walkman'imi bağlayacağım ve trafom çalışacak. Trafomuzun iki tane ucu vardı. Bundan bahsetmiştik ama yine kısaca bahsedeyim. Burası çıkış kısmımız. Çıkış kısmımızda yaklaşık 30-40 bin volt oluyor. Nasıl anlıyoruz derseniz bunu. Her bir santim literatürde 10 bin olarak geçer. Yani 1 santimden atladığı zaman 10 bin volttur. 2 santimden atladığında 20 bin olarak geçer. Şimdi buradaki trafonun kısaca bir özelliğinden bahsedeyim. Burada üretilen voltaj DC voltajdır. İçerisinde bir diyotla doğrultulup ondan sonra dışarı çıkar. Trafonun alt kısmında da eksi olarak anlayacağımız bir ucumuz olacak. Bunu nasıl anlayacağız? Arkın en yüksek yeri yaptığı yeri biz kullanıyoruz. Burada daha önceden ben çalıştırmıştım. Birçok bağlantı var. Bunların sebepleri şu. Neden bu kadar burada ayak var? Devrede bazı voltajlara ihtiyacımız olduğunda buradaki trafonun üzerinden alınıyor. Örnek veriyorum, 5 volta ihtiyacınız var. Şu iki ayak 5 volt. Şurada işte 2.18 var mesela. 9, 0, 9 mesela. 2 tane 9 alıyorsunuz. Örnek veriyorum, işte 36 volta ihtiyacınız var. Şuradaki uçtan birinden 36 volt gibi, fileman voltajları gibi televizyonu besleyen bir devre olmuş oluyor. Aynı zamanda hem trafo vazifesini görüyor hem de switch mount gibi çeşitli voltajlar ürettiği için bu sargılar yapılıyor. Bizim ihtiyacımız olan şu ucumuz, yani eksi anlaşılsın. Eksi ucumuz, burası da artı ucumuz. Şimdi çalıştırıp devam edelim. Bu bağlantı da tamam. Kulaklık çıkışından gelen kablomuzu da bağladık. Şöyle tutayım. Daha iyi anlaşılsın. Hazır. Işığımı da biraz loş yaptım ki ark daha iyi anlaşılsın diye. Bir de Tarkan'dan bir şarkı ayarladım. Kaset çalar çalıyorum. Eski bir Walkman. Çalıştırıyorum ve devam ediyoruz. Geliyor. Gayet güzel çalıştı. Bir daha bağlayayım. Şarkıyı değiştiriyorum. Şarkıdan önce gelecek videoda RHD trafolarını nasıl seri bağlarız diye onu anlatacağım. Ben daha önceki bir videomda 7 taneyi bağlayıp 200 bin volta ulaşmıştım. Şimdi şarkıma geçiyorum. Thank you.
Videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek videolardan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.